Ve Başkan Ali Koç ticari zekasını kullanmaya devam ediyor. Bu konuda kimse eline su dökemez. Süper Lig takımlarına, başkanlarına oyuncu satışları nasıl olur dersi veriyor. Bu sefer de Zalai. Fenerbahçe ile Union Berlin anlaştı. Alman basınından Kicker'ın haberine göre Union Berlin, Attila Zalai transferi için Fenerbahçe ile 14 milyon euro karşılığında el sıkıştı. Gerçekten iyi para. Haberde Union Berlin'in ilk teklifi olan 12 milyon euronun reddedildiği, ancak Alman ekibi teklifi 14 milyon euroya yükseltince anlaşmanın sağlandığı aktarıldı. Paranın 1.2 milyon euroluk kısmı Zalai'nin satın alındığı Apollon Limassol'e verilecek. Oyuncu satışlarında rekorlar kıran Fenerbahçe'de 4 senedir takımda yer alan Mina Zaitz için yoğun mesai de sürüyor. Sarı lacivertlilerdeki kariyeri inişli çıkışlı olan Floren futbolcu henüz hiçbir takımla anlaşamadı. Fenerbahçe yönetiminin sözleşmesini yenilemediği Mina Zaitz için İsmail Kartal devreye girmiş. Yönetimden transferi için harekete geçmelerini bizzat istemişti. Ancak sarı lacivertli ekipte geçirdiği son iki sezonda yeniden İtalyan takımlarının radarına giren orta sahanın prensi, Milan, Napoli ve Fiorentina'nın teklifleri karşısında bir hayli heyecanlandığı, Fenerbahçe de dahil en uygunu seçmek için menajeri vasıtasıyla görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi. Kartal ise telefonla görüştüğü öğrencisine, "Fenerbahçe senin yuvan, varlığın takıma güç katacak. Kısaca seni takımımda yeniden görmek istiyorum." dediği, sarı lacivertli yönetimin de futbolcu ve menajeriyle yakın temasta olduğu ifade edildi. En kötüsü ise Zaysa Türkiye'den de Beşiktaş'ın ilgisi devam ediyor. Fenerbahçe'de sözleşme yenilememesi durumunda başarılı oyuncu için siyah beyazların da devreye girmesi bekleniyor. Şenol Güneş'in elinde Mina Zaitz durdurulamaz bir isim olacaktır. Bu oyuncuyu siyah beyazlı forma altında görmek istemeyiz. Zaitz rahatlıkla forma giyebileceği bir takımı seçmek istiyor. Yıldız futbolcunun kararının ise bu hafta içerisinde vereceği belirtiliyor.